Biliyorsunuz Amerika'da seçimler devam ediyor. Daha doğrusu sayımlar devam ediyor ve kritik bazı eyaletlerde sonuçlar çıkmadığı için başkanlar da şu ana kadar belirlenmiş değil. Bunun temel nedeni de mektupla kullanılan oyların daha yavaş sayılıyor olması arkadaşlar. Aynı zamanda Trump'tan gelen bazı itirazlar var. Bu da sayım sürecini gördüğüm kadarıyla yavaşlatıyor. Ama öyle ya da böyle birkaç gün içerisinde belki de yarın 270 seviyesini ya Trump ya da Biden geçmiş olacak. Şu an itibariyle görünen Biden'ın 270 delege seviyesini geçmesi yönünde. Ama her an Trump da bir atak yapabilir. Önde olduğu eyaletlerdeki pozisyonunu koruyabilir ve bu sayede Biden'ın önüne geçebilir. Son anda bir sürpriz yapabilir. Kimse şaşırmasın. O nedenle evet bugünlerde Amerikan seçimlerini konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü hem dünyayı hem de Türkiye'yi siyaseten de ekonomik olarak da çok yakından ilgilendiren bir seçimden bahsediyoruz. Öbür taraftan bu akşam FED toplantısı var arkadaşlar ve bu FED toplantısında acaba nasıl bir karar çıkacak sorusuna da yine bu videoda sizler için cevap vermeye çalışacağım. Korona ile ilgili önemli ayrıntılar var. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen kısıtlama haberleri var. Bu kısıtlama haberlerinin yol açabileceği sıkıntılardan bahsedeceğiz. Özellikle Türkiye'yi nasıl etkiler biraz bundan konuşalım istiyorum. Ve tabii ki doları, altını nasıl etkileyeceğini de konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Son ana kadar Biden kazandı ya da Trump kazandı demek mümkün değil. Her ne kadar Trump hoplayıp zıplayıp ben kazandım kardeşim dese de daha dünden itibaren Biden gibi soğukkanlı ve serinkanlı davranmakta fayda var. Çünkü gerçekten neyin ne olacağı belli değil. Haritaya bakıyorum, eyaletlere bakıyorum. Mesela Biden'ın kazanmış gibi göründüğü Nevada eyaletinde 6 delege var ve o 6 delegeyi alırsa zaten 270 sayısına ulaşmış oluyor ve başkanlık seçiminin ipini göğüslemiş oluyor ve orada önde olmasına rağmen Biden çıkıp da ben kazandım demiyor diyemiyor arkadaşlar. Son anda her şey değişir diye. Öbür bazı eyaletlerde, önemli eyaletlerde Trump önde ama mektup sayımları gerçekleştikçe de burada da Trump'la Biden arasındaki fark kapanıyor gibi görünüyor. Açıkçası şunu söyleyebilirim. Biden açık arada kazanabilir, ucu ucuna da kazanabilir ya da son anda Trump Biden'ın önüne geçip seçimlerde ipi göğüsleyebilir. Onun için şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Ama bugün görünen o ki tüm piyasalar Biden'ın kazanmasına oynuyor arkadaşlar. Özellikle altın tarafında altın onsu 1920 doların üzerine çıktı. 1928 dolar seviyelerinde geziniyor. Biden'ın Nevada'da kazandığı ve bunun sonrasında başkanlığını ilan ettiğini görürsek bir anda 1980-1990 seviyelerinde gördüğümüz bir altınla karşı karşıya kalırız. Hatta 2000 doları kırarsa da şaşırmam ama burada frenleyici unsur şu olacak. Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde eğer ki Demokratlar kazanmış olsaydı bu mavi dalga etkisi yaratacaktı. Çünkü Demokratlar çok daha hızlı kararlar alacaktı ve bu teşvik meselesinde çok daha yüksek miktarlarda istedikleri gibi geçirebileceklerdi. O nedenle de piyasalar altını çok daha hızlı bir şekilde yükselteceklerdi. Ama görünen o ki Senato Cumhuriyetçilerde kalacak. Geçen dönem olduğu gibi Temsilciler Meclisi'ni Demokratlar alacak ve başkanlık koltuğuna da Biden eğer ki 270 delegeyi toplarsa Biden oturacak. Böyle bir durumda kararların çıkması biraz daha gecikmeli olabilir ama her koşulda teşvikler çıkmaya devam edecektir. Sadece miktarı ve nerelerde kullanılacağıyla ilgili bir takım ayrışmalar olabilir ama bununla ilgili de mutlaka bir orta yol bulunacaktır arkadaşlar. Bunu niye uzun uzun anlatıyorum? Çünkü özellikle altın ve dolar kuru üzerinde çok ciddi etkileri olacak. Altın biraz önce söylediğim gibi 2000 dolarları zorlayacak. Belki 2000 doların üzerine kendisini hemen atıverecek. Korona ile ilgili gelişmeler nedeniyle de ve teşvik paketlerinin açıklanmasıyla da birlikte biz rekor denemeleri yapan ardından 2300 ve sonrasında 2500 dolarları hedefleyen bir altın onsu göreceğiz. Yine bir başka önemli unsur 1980 yılından beri yapılan bütün seçimlerden sonra dolar değer kazanmış. Dolar endeksi yükselmiş. Seçimler esnasında belirsizlikler devam ederken endeks hafif gevşemiş. Sonrasında ise kendisini hemen yukarı atmış. 100 puan seviyelerini zorlamaya başlamış arkadaşlar. Demokratlar kazandığında bu yükseliş daha hızlı olmuş. %4 ile %6 arasında. Cumhuriyetçiler kazandığında da %2 ile %4 civarında bir yükseliş gözlenmiş. Ortalama rakamlardan bahsediyorum. Bu rakamlar elbette değişebilir. Dönelim şu korona meselesine.
Yunanistan ulusal karantina kararı aldı. İngiltere bir ay boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi. Avrupa'daki pek çok ülke, İspanya, Portekiz, Almanya, Fransa, bunların hepsi de önemli kısıtlamalar yapmaya başladı. Türkiye'de biliyorsunuz saat 22'den itibaren yiyecek, içecek, aynı zamanda eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verildi. Büyük ihtimalle bu seçimlerin hemen ardından Biden ya da Trump, hiç fark etmez, koltuğa oturduğu an itibarıyla onlar da Amerika'daki kısıtlamaları konuşmaya başlayacak ve buna bağlı olarak da varlık alımlarını ve teşvikleri konuşmaya başlayacaklar. Çünkü orada vatandaşına evinde otur kardeşim, işine gitme kardeşim ya da iş yerini açma kardeşim diyorsan devlet olarak bunun karşılığını vermek zorundasın. Aksi takdirde büyük sosyal sorunlarla karşı karşıya kalırsın. Bu teşvikleri ve varlık alımlarını işaret ediyor arkadaşlar. Nitekim İngiltere'ye bugün döndüğümüzde baktığımızda görüyoruz ki 150 milyar sterlinlik bir varlık alımı artışına gitti. Piyasaya para pompalamaya başladı. Aynı hareketi Avrupa Birliği'nden de göreceğiz büyük ihtimalle. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın da yakın zaman içerisinde varlık alım miktarlarını artıracağı kanaatindeyim. FED de bugünkü toplantısında büyük ihtimalle diyecek ki varlık alımlarını çok acilen arttırmak zorundayız. Aynı zamanda kim gelirse gelsin, kim başkan olursa olsun, hangi parti hükümete geçerse geçsin acilen teşvik planını uygulamaya sokmak zorunda. Avrupa da diyecek bunu bu arada. Yani Avrupa sadece varlık alımlarını arttırmayacak, aynı zamanda yeni yeni mali teşvik paketleri açıklamak zorunda kalacak. Bunlar çok kritik. Bakın, bunları özellikle söyleme nedenimi biraz sonra rakamsal olarak sizlerle paylaşacağım. Korona tüm dünyaya yayılıyor, çok ciddi sıkıntılar yaratıyor, ekonomiler kapanıyor, sınırlar kapanıyor, ticaret durma noktasına geldi, sanayi büyük bir sıkıntı içerisinde. İngiltere Merkez Bankası bugün açıklama yapıyor. Dördüncü çeyrekte İngiltere ekonomisi beklenenin çok daha üzerinde bir küçülmeyle karşı karşıya kalabilir. Buna göre önlemler almamız gerekir diyor. Bu açıklamaları biz Almanya Başbakanı'ndan da duyduk, Fransa'dan da duyduk, Amerika'dan da duyduk. Demek ki işler hiç de öyle söylendiği gibi basite alınabilecek bir pozisyonda değil. Dördüncü çeyrekte özellikle dünyada çok ciddi bir aşağıya doğru ivmelenme göreceğiz ve parası olan ülkeler bu ivmelenmeyi önlemek için değil, vatandaşlarına ve firmalarına çare olabilmek için arka arkaya teşvik paketleri açıklamak zorunda kalacaklar. Peki sadece İngiltere mi dördüncü çeyrekte ekonomisinin küçüleceğini söyledi? Tabii ki değil. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi bugün. %6.1 oranında bir büyüme bekleniyordu 2021 yılında. Bakın, 2020 yılından bahsetmiyoruz. Önümüzdeki seneden bahsediyoruz ve umutlu olunan seneden bahsediyoruz. Ne diyordum sizlere? 2021 yılı 2020 yılından bile çok daha sıkıntılı bir yıl haline gelebilir arkadaşlar. Buna göre önlemlerinizi alın arkadaşlar diyordum sizlere. İşte o tezimizi doğrulayan veriler yavaş yavaş önümüze gelmeye başladı. Avrupa Birliği'nin yetkilileri diyor ki 2021 yılında biz %6.1'lik bir büyüme bekliyorduk ama onu %4.2 seviyesine düşürmek zorunda kalacağız. Bakın, açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Bu 4.2'ler, 3.5'ler baz etkisi bile olsa olmayacak. Dünya çok daha sert bir küçülmeyle ekonomik buhrana doğru hızlı adımlarla ilerleyecek. Ne zamana kadar? Ya sürü bağışıklığıyla bu hastalık tüm dünyaya yayılıp artık bütün insanlık bu işe bağışıklık sağlayana kadar ve bütün ekonomiler rutin düzenine girene kadar, ya da arkadaşlar bu işin gerçek anlamda tedavisi ya da aşısı bulunana kadar. Ama bir gripten, bir virüsten bahsediyoruz arkadaşlar. Bir virüsün aşısının geliştirilmesi o kadar kolay değil ve virüslerin çok hızlı bir şekilde mutasyona uğradığı da tıp dünyası tarafından konuşulan bir gerçek. Onun için zaten sorun bu kadar büyüyor ve bir türlü baş edilemiyor. Onun için 1918'de 20 arasındaki İspanyol gribi bütün dünyayı kırdı geçti. 50 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu. O büyük salgın sonrasında büyük ekonomik buhran yaşandı. O yüzden o büyük ekonomik buhran sonrasında da 2. Dünya Savaşı yaşandı. Ve gelelim Türkiye'ye. Bakın, Türkiye'nin işi çok daha zor. Üretimsizlik öyle bir noktaya gelmiş ki en ufak noktada bile ithalata başvurmak zorunda kalıyoruz. İki örnek vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Birincisi, ayçiçeği. Biz gerçek anlamda bir ayçiçeği üreticisi ülkeydik. Ama
şu anda ayçiçeği bize yetmiyor. Gümrük vergisi sıfırlanmış durumda. İthal ederek kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kırmızı mercimekte de vergiyi düşürmüş durumdayız. Vergi toplayabiliyor muyuz başka noktalardan? Toplayamıyoruz. Onun için vergi yapılandırmasına gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bu vergi yapılandırmasından kimler faydalanacak? Vatandaşın faydalanamayacağı ortada. KOBİ'nin, küçük ölçekli firmaların, esnafın hiçbir şekilde bu vergi indirimden faydalanamayacakları ortada. Yapılandırsalar bile zaman kazanmak için yapacaklar bu işi. Ama onun sonrasında yine kimse vergisini ödeyemeyecek. Büyük bütçe açıklarına devam edeceğiz arkadaşlar. Giderler tam yol devam. Gelirler dibe vurmuş durumda olacak. Gelin hadi bütün bu koşullar içerisinde rakamlar bize ne söylüyor, biraz da onlara bakalım. 118 bin seviyesinin üzerine çıkmış bir borsa endeksi var. %1.23'lük bir yükseliş var. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum arkadaşlar. Gerçekten bulamıyorum. Yani bu koşullarda borsa 3-5 hisseyle yukarıya çekilip vatandaşa bakın görüyor musunuz bizim borsamız yükseliyor havası verilmeye çalışılıyorsa bu büyük bir kandırmacadır arkadaşlar. Ve ne yazık ki buna kananlar büyük bedeller öderler. Ben elimden geldiğince uyarmaya çalışıyorum. Sizler yok kardeşim biz bu yükselişe inanıyoruz, kanaat getiriyoruz ve burada yatırım yapmak istiyoruz diyorsanız elbette sizin bileceğiniz iştir. Bana göre en riskli piyasa şu anda hisse senedi piyasası. Çünkü her an büyük çakılmalarla karşı karşıya kalabilir. Dolar 8.43 seviyesine kadar geri çekildi. Ama bu doların düştüğü anlamına gelmiyor. Bu seviyelerde nefesleniyor. Bir miktar dinleniyor. Tabii ki aynı zamanda seçimleri bekliyor. Seçimler ne olacak bakalım? Biden mı kazanacak, Trump mı kazanacak? Kim kazanırsa kazansın dolar yükselmeye devam edecek. Ve ilk hedef olarak 8.95 seviyesini görüyorum. Kademeli yükseliş dahilinde. Ama bir sabah uyandığımızda 14, 15 belki 16 seviyelerinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalabiliriz. Ve euro çift taneli rakamlara geldi arkadaşlar. 10 lirayı gördü. Sterlin zaten yaklaşık bir ay önce görmüştü biliyorsunuz çift taneli rakamları. Ve sterlin de 11 lira seviyesini aştı. Aynen sizlere söylediğim seviyelere gelmiş durumdayız. Euro 10 lirayı geçecek yakın zaman içerisinde. Sterlin de 11 liranın üzerine çıkacak demiştim. Nitekim o rakamlara gelmiş durumdayız. Şu anda 9.99.50 ama bugün büyük ihtimalle kapanış 10 liranın üzerinde olacak. Parite etkisinden dolayı. Dolarsa buralarda bir miktar durduktan sonra başkanlık seçiminin tanımlanmasıyla birlikte yukarıya doğru fişek gibi fırlayacak arkadaşlar. Kademeli gitmesi durumunda ilk etapta 8.90-95 aralığını göreceğiz. Euro dolar paritesi 1.18.38 seviyesinde. Tabii orada beklenti şu: Biden seçilecek, teşvikler açıklanacak. Dolayısıyla bu teşvikler nedeniyle dolar endeksi bir miktar gevşeyecek ve parite de yukarıya çıkacak. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemde de aynı şeyler oldu. Teşvikler açıklandıktan bir süre sonra para tekrar dolara ve altına yöneldi. Bu da paritenin çok hızlı bir şekilde 1.08'in altına gitmesini beraberinde getirdi. Parite çok tehlikeli, çok riskli bir seviyede. 1.20'lere kadar gidebilir başkanlık seçiminin açıklanmasıyla birlikte. Hatta 1.20'yi zorlayabilir. Çok kısa vadeli 1.20'nin üzerine de çıkabilir. Ama sonrasında arkadaşlar teşviklerin arka arkaya açıklanması, özellikle Avrupa Birliği'nden de yeni paketlerin açıklanması ve varlık alımlarının arttırılmasıyla birlikte biz pariteyi yine 1.08'ler seviyesinde göreceğiz. Aman ha, buralarda kaldıraçlı işlem falan yapmayın. Çok kısa vadede euro dolara göre daha çok yükselecektir. Sterlin de yükselişi devam edecek. 11 liranın üzerinde şimdilik kalıyor. Ama seçimlerden sonra sterlin de 11.50'leri zorlayıp 12'lere doğru gitmesini bekliyorum açıkçası. Faiz 15.32 seviyesinde arkadaşlar. Yükselişi devam edecek mi? Evet, devam edecek. Piyasa son derece tedirgin ve piyasa faizi 16'ya doğru gidiyor. 16'nın da üstüne çıkacak yakın zaman içerisinde. Gelelim altının onsuna. 1920'leri geçti demiştim. Şu anda 1930'ların üzerinde. 1931 seviyesinde %1.49'luk yükseliş var. Bu yükselişler Biden'ın kazanmasının her an açıklanabileceği anlamına geliyor arkadaşlar. Biden'a oynayan bir ons görüyorum. Öbür taraftan başka bir ilginç konuyu da sizler için değerlendireyim. Bitcoin'de 14.500'e kadar gelmiş durumda arkadaşlar.
kripto paralarda da ciddi bir hareketlilik var. Ve Brent petrol arkadaşlar. Brent petrolde de dün %3'ün üzerinde bir yükseliş vardı. Bugün %0.1'lik bir yükseliş daha var. 41 dolar seviyesine gelmiş durumda. Evet, petrol şu anda başkanlık seçimlerini satın alıyor gibi görünebilir. Ama koronanın çok daha baskın hale gelmesiyle birlikte ve dünya ekonomilerinin kapanmasıyla birlikte biz Brent petrolün 20 dolar seviyelerine gittiğini göreceğiz arkadaşlar. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Ve bu sıralarda bunu sık sık tekrarlayacağım. Bir kez daha söylüyorum. Lütfen sakin olun arkadaşlar. Lütfen pozisyonlarınızı bozmayın arkadaşlar. Lütfen oradan oraya zıplamayın arkadaşlar. Ve lütfen, bakın ısrarla söylüyorum, kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. Büyük kumardır arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Twitter'dan hem de Instagram'dan takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.